Birazdan öğreneceğiniz şeyler sizi oldukça şaşkına uğratacaktır. Hassas bir konu olduğu için kaynaklarıyla birlikte videonun açıklama kısmında bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Zeynel Abidin, Hazreti Ali'nin torunudur. Ona bu isim, ibadete çok düşkün olduğundan söylenmiştir. Hazreti Ali'nin vefatından 2 sene önce dünyaya gelen Zeynel Abidin, Peygamber Efendimizin soyundan geldiği için ona Seyit denilmektedir. Dolayısıyla Zeynel Abidin, Peygamber Efendimizin soyundan gelen bir Seyittir. Peki Zeynel Abidin'in Göktürk kanıyla nasıl bir ilişkisi vardı? Gerçekten de Peygamberimizin soyundan gelenlerin kanında bir Türk kanı mı vardı? Göktürkler, M.Ö. 552 ile 745 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Gerek ilk kez Türk adını kurdukları siyasi birliklere vermeleri ve gerekse de Türkçenin bilinen en eski yazılı kaynaklarına vermeleri bakımından Türk kültür ve edebiyat tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Göktürk Kağanlığı 6. yüzyılın ortasında Asya'nın doğusunda Çin Devleti'nin, batısında Sasani Devleti'nin sınırladığı İç Asya bozkırlarında doğuda Avarlar, batıda Akhunlularla yapılan mücadeleler sonucunda ortaya çıkmıştır. İlk Kağanları ise doğu kanadını yöneten Bumin Kağan, batı kanadını yöneten kardeşi İstemi Yapgu'dur. İstemi Yapgu, Bizans İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu ile diplomatik ilişkileri güçlendirmiştir. Kendisi ile Bizans arşivlerinde geniş bilgi bulunur. Göktürk Devleti'nin batı kanadını yöneten İstemi Yapgu, Sasani Devleti ile bir barış anlaşması imzalar. Göktürkler bu dostluk anlaşmasını sağlamlaştırmak için kendilerinden bir kızı, Sasani lideri Nuşirevan ile evlendirirler. Kızını veren kişi Göktürk Devleti'nin batı kanadını yöneten İstemi Yapgu'dur. Buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor. Ancak asıl şaşırılacak şeyler bu evlilikten sonra başlıyor. İstemi Yapgu'nun kızının ismi Çiçek Hatun'dur. Sasani lideri Nuşirevan'la evliliğinden bir kızı olur. Bu kızın ismini de Şehri Banu koyarlar. Yani Şehri Banu, Göktürk Hakanı İstemi Yapgu'nun torunudur. Daha sonra Göktürklülerle Sasani devletindeki sürtüşme sonlanır ve ilişkileri normalleşir. Arabistan Yarımadası'nda ise Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer devri gelmektedir. Hazreti Ömer fetihler yapa yapa Sasani Devleti'nin sınırlarına gelmiştir. Daha sonra Sasanilerle Hazreti Ömer arasında bir savaş olmuş ve Hazreti Ömer galip gelmiştir. Ardından ise Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi kişileri dengiyle evlendirmeyi emretmiştir. Yani önemli kişilerin kızı önemli kişilerin oğluyla evlendirilecek, böylece hayat dengeleri bozulmamış olacak. Yoksa sarayda büyümüş biri sıradan biriyle evlendirilirse, hayat hem o kadına hem de evlenen erkeğe zulüm olacaktır. Sasani devleti zaten yenilgiye uğradığı için bu teklifi kabul etmiştir. Ve bir Sasani prensesi Hazreti Ebubekir'in oğluyla evlendirilmiştir. Bir başka Sasani prensesi ise Hazreti Ömer'in oğluyla evlendirilmiştir. Son bir Sasani prensesi kalıyor ki, bu kişi ise İstemi Yapgu'nun torunu olan Şehri Banu'dur. Şehri Banu da Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'i evlendiriliyor. Yani Göktürk Kağanı olan İstemi Yapgu'nun torunu, Peygamber Efendimizin torunu olan Hazreti Hüseyin'le evleniyor. Bu evlilikten ise videonun başında bahsettiğimiz isim Zeynel Abidin dünyaya gelmiştir. Tabii Hazreti Hüseyin'in birçok çocuğu oldu. Fakat devir Kerbela dönemine geldiğinde her şey değişecekti. Kerbela'da bildiğimiz üzere Hazreti Hüseyin dahil bütün ailesi şehit edilecekti. Hazreti Hüseyin'in 12 aylık bebeğini dahi şehit edenler bütün aileyi yok etmişti. Fakat hastalığı sebebiyle orada bulunmayan bir tek kişi vardı. O da Hazreti Hüseyin'in Şehri Banu ile evliliğinden olan Zeynel Abidin'di. Bu katliamdan hastalığı sebebiyle kurtulan İstemi Yapgu'nun ve Peygamber Efendimizin torunu yani Şehri Banu ve Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin'dir. Üstüne bastırarak söylememdeki sebep, konunun daha iyi anlaşılması içindir. Bilindiği üzere Peygamberimizin soyu hem Hazreti Hasan'dan hem de Hazreti Hüseyin'den geliyor. Hazreti Hüseyin'den gelen soyundan kalan tek kişi Zeynel Abidin'di.
Şayet Zeynel Abidin de şehit edilseydi, Hazreti Hüseyin'in soyu kesilecekti. Bir soy ağacı şeklinde konuyu daha net anlamak için şekillendirecek olursak, İstemi Yapko'nun kızı Çiçek Hatun'dur. Onun da kızı Şehribanu'dur. Diğer taraftan Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma'dır. Onun da Hazreti Ali ile evliliğinden olan Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan'dır. Yani Hazreti Hüseyin bildiğimiz üzere Peygamber Efendimizin torunudur. Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin ile Göktürk Kağan olan İstemi Yapko'nun torunu Şehribanu evlenmiştir. Bu evlilikten ise Zeynel Abidin dünyaya gelmiştir. Yani Peygamber Efendimizin soyundan gelen Zeynel Abidin'in kanında bir Türk Kağan'ının kanı bulunmaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.